Bunun bir de iki türlü yeme şekli varmış. Şimdi onu anlatacak şefim bize. Şimdi kesmeye başladık. Allah Allah. Göre pişmiş. Bunun arkası pişmiş mi şu anda? Şu anda pişmiş abi. Normal. Bunun birisi bu. İncik. İncik kap. Kesinlikle abi. Soğan vitamindir. Zaten Antalya'da misafirlerimiz. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Antalya'dayım. Uzun zamandır kanalımda video paylaşmıyorum. Kanalımın şifresini unutmadım. Kanalımı satmadım. Herhangi bir yerde değilim. Evet, ayaktayız, sağız. Antalya'da birbirinden lezzetli yemekler yapan bir restoranın önündeyim. Şimdi içeriye gireceğiz. Buranın yemeklerini ve lezzetlerini tatacağım. Benim Antalya'daki favori mekanlarımdan bir tanesi. Hem ofisle, iş yerimle evimin tam ortasında. Çoğu zaman akşam dönüşte bu yol üzerinden geçtiğim zaman burayı tercih ederim. Sizlere de burayı göstermek istedim. Hadi gelin bu lezzetli ve güzel videoyu hep birlikte başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak ve yorum yaparak beğenmeyi unutmayınız. Kolay gelsin, hayırlı işler olsun. Abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Bu sefer çekime geldik. Hep yemek yemeye geliyorduk. Evet. Bu sefer artık senin bu lezzetlerini takipçilerimle buluşturmam gerekiyor. Eyvallah abi, hoş geldin. Şimdi şefim, sizi önce bir tanıyalım. HM Çağ Kebap kaç yıldır hizmette, Antalya'nın neresinde? Şöyle bir anlatırsan kısaca. HM Çağ Kebap 2014 yılında beri buradayız. Yaklaşık 9 yıl oldu abi. Bir yıldır da işletme bizde. Çok iyi. Şimdi burada Çağ Kebap var ama Çağ Kebap'ın dışında başka lezzetler de var arkadaşlar. Sadece Çağ Kebap var dersek yanlış olur. Şimdi önce senden Çağ Kebap'ı dinlemek istiyorum. Evet. Çağ mı, Çağ mı? Çağ. Çağ. Çağ Kebap. Ben hep bu yorumlarda eleştiriliyorum, biliyor musun? Çağ. Yanlış söylüyorsun diyor. Evet. Şimdi bu Çağ Kebap'ı, Çağ Kebap'ı nasıl yapıyoruz? Bununla ilgili bir detay verip sen bize istersen. Abi Çağ Kebap'ı Erzurum usulü. Ama tabii yöresinde ve çevresinde de bilinen bir lezzet. Evet. Ve çok beğenilen. Geliyorum oraya doğru. O bölgenin, şöyle söyleyeyim, bazı ilçelerinde 2-3 tane, ilçe diyorum yani şehir değil, ilçelerinde 2-3 tane Çağ Kebapçısı vardır. Evet. Tek lezzeti Çağ Kebap'tır. Antalya'nın da ben miyim diyorsun? Antalya'nın da biz olacağız abi. Evet abi. Kesinlikle Çağ Kebap'ta bir numarayı izleyebilirim. Niye dersen, gerçekten bu lezzeti gelip tadanlardan bunun background'larını alıyoruz. Süper. Hazır mı? Şu an pişti mi bu? Şu anda pişti. Evet. Şöyle anlatayım abi. Erzurum'da her yerini takarlar ama biz kuzu buttan yaparız. Kesinlikle onun dışında bir ürün girmez. Bir iki gün arasında bir marinesi var. Ondan sonra askıya takılır ve misafirlerimize servis ederiz. Çok iyi. Keselim mi bir? Keselim abi. Evet. Ustam şöyle bir güzel ustam, kessin. Ustam gel bakalım ustam. Sayın abi hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz ustam. Şimdi kesmeye başlıyoruz şöyle nar gibi kızarmış yerlerinden. Kesinlikle. Bunun bir de iki türlü yeme şekli varmış. Şimdi onu anlatacak şefim bize. Şimdi kesmeye başladık. Allah Allah. Şimdi bu çiğ değil mi? Abi bu Erzurumlu'ya göre çiğ değil. Bu pişmiş mi? Bu Erzurumlu'ya göre pişmiş. Bunun arkası pişmiş mi şu anda? Şu anda pişmiş abi. Normalde bunu ızgaraya koymuyor musunuz? Normalde Antalya usulü olursa evet, ızgaraya koyuyoruz şöyle. Izgarada pişiyor. Altını pişiriyoruz. Evet. Erzurum usulü olursa hiç pişmeden üzerinde. Ne diyoruz buna, tatari mi diyorduk? Bunun ismi tatari. Tatari. Buraya geldikleri zaman eğer bu şekilde alakanlı, alasulu evet istiyorlarsa tatari yiyeceğim tatari diyorsun. Değilse normal pişmiş mi geliyor? Normal pişmiş. Erzurumlu misafirlerimiz geldiğinde tatari. Süper. İster. Şimdi ben buranın tamam. Çağ kebabını seviyorum. Fakat evet ustam, ben buranın döner şey pardon ne döneri ya, pidesine var ya bayılıyorum. Bir de bıçak arası. Evet. Şöyle ustam yapıyor abi. Evet evet evet, ustam yapıyor burada. Kolay gelsin ustam. Teşekkürler Murat abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Bıçak aramız, etli ekmeğimiz kesinlikle meşhurdur. Sen de zaten çok seviyorsun. Her geldiğinde muhakkak yediğim bir ürün. Kesinlikle abi. Ya bunun olayı hamur. Yani hamur. Sizin hamurunuz çok güzel. Hamur. İçine konan malzeme zaten gayet kıvamında. Malzeme kesinlikle makineye girmez. Her şeyi elle yapılır abi. Şimdi bu bıçak arası. Evet. Yapılıyoruz tam bıçak arasını. Allah, bu da etli ekmeğimiz. Şimdi fırına gidecek. Ama şimdi bunlar yapa dursun evet ustam. Olay var. Abi, ben şimdi 3 tane ürün arkadaşlar var. Burada gerçekten geldiğiniz zaman gönül rahatlığı yiyebileceğiz. 3 tane ürün var. Bunun birisi bu. İncik. İncik. Bunu kapama İncik şeklinde kapama yapıyor. Şeklinde. Yani şimdi masada bunun sunumunu göstereceğiz. Abi, masada sunumu
İçinde muhteşem bir patlıcan salatası, üzerinde kaşarı, of, domatesi, soğanı, her şeyi ve ortasında mükemmel sucuk lokum incik. Ağzından var ya bal damlıyor yemin olsun ya. Abi. Bal damlıyor şöyle. Bıçak arası ve etleklerimiz gidiyor. Ya ben şöyle söyleyeyim sana. Ya buraya ben her zaman geliyorum. Senin çorbalarını, diğer yemeklerin de tadına bakıyorum. 3 tane ürününe kefilim. Eyvallah. Cağ kebabı, etli ekmek ve bu incik. Evet. İncik kapama. Misafirlerimle de çok geldim. Gelen misafirlerim de çok beğendi. Şimdi şöyle yapalım. Biz masaya geçelim. Masaya geçelim abi. Sen de gel yanıma. Ustam hazırlasın. Soracağım sorular var. Tamamdır. Masada abi. Birlikte afiyetle yiyelim, olur mu? Hemen abi. Hadi bakalım. Geldik en güzel ana. Evet. Şimdi yemeklerin tadına bakacağız. Aslında aynen, ben bunların hepsini biliyorum dostlar. Hani işin şeyine gerek yok. Şimdi iki tane şöyle göstermek istiyorum. İki tane cağ kebabımız geldi. Birisi tatari, birisi de normal pişmiş olan. Şimdi bunun lezzetlerine bakacağız ama masadan bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi bir tane cağ ne kadar şu anda? Şu anda 52 TL abi. Bu 52 TL. Kaç evet, gram bu? Yaklaşık şişiyle beraber 100 küsür gram. Şişini düştüğümüzde eti 65-70 gram arasında 65-70 gram. Bir tane 52 lira. Evet. Süper. Şimdi burada bıçak arası ve etli ekmeğimiz etli ekmeğimiz bunların var. Bu bir porsiyon değil mi bu gördüğümüz? Bir porsiyon. Konya usulü olur abi. Uzundur. 1 metre boyunda hemen hemen. Bıçak aramız makineye kesinlikle girmez. Elle yapıyoruz. Ne sebzeler ne şeyler hepsi elle yapılır. Evet, şöyle altını göstereyim arkadaşlar. Ne kadar güzel pişmiş. Ne kadar bunların fiyatı? Abi bıçak aramız 85, etli ekmeğimiz 75 TL. Çok güzel. Şunu bir şöyle bir incimiz var. Aç bakalım incimizi ha. Bir açalım. Evet. Şöyle bir açalım. İncimizi açtık. Abi, şu gösterdiğim 3 ürün buranın en banko ürünleri arkadaşlar. Bak bak gel abi gel. Ürün. Aç abi aç. Aç abi. Burada kaşarlı patlıcanı var bakın şöyle. Patlıcan salatası üzeri kaşarlı. Şimdi bunu böyle yaptığımız zaman düşer mi? Yanmasın abi elim. Düşer mi abi? Şöyle yapıyorum ben. Burada abi. Şu şekilde. Allah Allah. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Ne oldu bu? Ne oldu bu? Abi, tandır ürünümüz incik. Lokum kıvamında. Lokum kıvamında. Şimdi başlıyoruz. Abi ilk önce bıçak arasından başlayayım. Biraz soğuttuk bıçak arasını. Abi ben de tek yiyen tek ölüm. Bizim yerimiz tam olarak nedir şu anda? Hemen lokmayı götürmeden. Metisaran Perge'de Metisaran Deva Hastanesi'nin 800 metre, 900 metre aşağısındayız. Mesutlar'la aynı hizadayız. Navigasyona yazdığın zaman direkt çıkıyor. HM evet. Çağ Kebap arkadaşlar. HM Çağ Kebap. Bilginiz olsun. Buna devam edeceğim ama abi bu Esso ya. Lavaş alabilir miyim? Hı? Abi lavaşlarımız günlük gelir. Günlük şimdi, yapılır. Şimdi hangisinden yiyelim? Bu normal. Normal. Antalya usulü diyelim biz ona abi. Bu tatari. Bu da Erzurum usulü tatari. Aç çektik abi. Şöyle çekelim abi. Evet. Şimdi. Bunun olmazsa olmaz ne abi? Soğan. Soğan. Soğan olmazsa. Olmaz abi. Cağ kebap lezzet bulmaz. Abi etin eskilerin bir lafı vardır. Etin pezevengi soğandır derler. Arkadaşlar. Evet. Et yiyorsanız yanında soğan yiyeceksiniz. Eğer hani dokunmamasını istiyorsanız, et yediğiniz zaman böyle kendinizi biraz böyle hafif böyle uyku geliyorsa soğanla yerseniz hiçbir şey olmaz. Kesinlikle abi. Soğan vitamindir. Erzurum'da tabii tatariyi bir yeme şekli de budur. Bu mudur abi? Hiçbir şeysiz. Çekeceksin abi. Çok güzel ya. Şimdi gönül ister ki bunu tam cağın başında yapacaksın abi. Başında değil mi? Başında okay, biz cağın başında yapalım bunu. Ben bunu yapıyoruz tabi organizasyonlar geliyor abi. Gruplar. Sahil kenarında yaptığımız organizasyonlar oldu yazın. Mesela bir işletme kendi çalışanları için 20 kişilik, 30 kişilik. Biz de ona göre etimizi takıyoruz. Götürüyoruz. Ha, öyle siparişleri de alabiliyorsunuz. Bir işte kesinlikle. Daha önce bunu yaptık. Çok yakın zamanda bu ay içerisinde de bir bankamıza böyle bir organizasyonumuz var. Süper. Damak da direkt dağılıyor. Hani dişinizin olmasına bile gerek yok. Dişi olmayan bebeğe yedirin. Kesinlikle. Direkt yer abi. Kesinlikle abi. Yaklaşık 2,5 saat fırında dinlenerek kendi yağında
lezzetini ala ala hazırlanıyor. Ve lokum kıvamı. Bunun fiyatı ne? Abi bu şekilde servisiyle beraber 200 TL. Bir dahaki gelişine de buradan bir sözümüz olsun. Senin sevdiğin ama arkadaşların bilmediği güzel bir ürün vereceğim abi. Arkadaşlar sürpriz diyorum. Bekliyoruz. Gerçekten Antalya'da sayılı mekanda. Biz buranın tadını çıkaralım. Biraz sonra tatlıda, tatlı var burada. Çok güzel tatlılar yapıyorlar. Tatlıda devam edeceğiz. Görüşmek üzere biraz sonra. Bu kadar güzel yemek tatlı bir finali hak etti. Evet. Antalya'mızın olmazsa olmaz meşhur dillere destan tahinli kabak tatlısı. Bu arada coğrafi işaret etti bizim tahinli kabak tatlımız dostlar. Şöyle göstereyim. Şöyle alayım. Dur, bu olmadı. Bir dakika. Bir dakika dostlar. Heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Tatlı olayı olunca ben şöyle kaşıkla alacağım. Bakın arkadaşlar şunun içine bakar mısınız? Bal kabağı, renge bak. Ne kadar güzel görünüyor. Vallahi çok güzel. Kendi imalatımız abi. Evet. Antalya'da zaten bal kabağı yoksa bir restoranda, tatlı yoksa bal kabağı tatlısı, abi oradan koşarak uzaklaşın. Evet. Bunun kötü olma şansı yok ya. Kesinlikle. Tahin. Tahin senin en sevdiğin şey. Tahinsiz olmaz. Olmaz. Ne kadar kabak tatlısı şu anda? Abi kabak tatlısı şu anda 55 TL. 55 TL. Sütlaç? Sütlaçlarımız 35 TL. Hı hı. Yine kendi imalatımız, kendi reçetelerimiz. Hepsi kendi reçetelerimiz. Kabak tatlımız böyle nar gibi olur abi. Valla çok güzel. Kesinlikle. Gerçekten kıvamında. Yanma gibi bir şeyi görmezsin abi kesinlikle. Ya bak bu tatlı yediğin zaman ağzının içinde bıraktığı o tat çok önemli. Bunda da gayet keyifli bir tat bırakıyor. Bikini çok güzel şu anda. Keyifli keyifli bir tatlı yedim. Zaten bir de şey var. Tahin bunu yumuşatıyor biraz. Yumuşatıyor. Yumuşatıyor. Ayrı bir lezzet haline geliyor. Farklı bir aroma katıyor. Yani tahin pekmezden sonra büyük aşkı kabak tatlısı olabilir. Kesinlikle bence de. Bence de Antalya'da özellikle. Antalya'da bizim zaten tahini her şeyde yiyoruz ya. Evet. Her şeyde yiyoruz. Her şeyde yiyoruz. Kabak tatlısı da kesinlikle bence pekmezden sonra en çok yakıştığı şey kabak tatlısı olabilir tahin. Evet. Evet dostlar çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Abi afiyet olsun, ayaklarına sağlık. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın, hoşça kalın.